eğer tamamından tam olmasa, su olmasa, nam olmasa, cismin zayıflaşıp zayıflaşıp ahire halam olurdu. Boyunumuz, albertimiz, hammamızın amimiz. Hundu iman tamamından hem mezlerimiz manevi mazukta verilir. Eğer manevi mazukta doğruyduğun olsa, manevi mazukta otmediğun olsa, imanın zayıflaşıp zayıflaşıp Allah saklasın, çıkıp gelirdi. Oşan üçün mu'min, Müslüman adam özü üçün cismani azıqanı hansalik zarurdu bilse, imanıya hem manavi azıqanı şünkelik zarurdu bilirdi. Mene şu iki barakta kuvvetlendirir barakta ve iki dünya bahtu saadetli erişir. Ezlerimiz Allah sıramı ve tavam hızı sülerdi. Yani insaniyette hayatı nihayette kül nimetler bile kısmendirdi. Kur'an-ı Kerim'de اَسْتَعِيْزُ بِاللّٰهَ اِنْ تَعْبُدُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا O da Kur'an'da haber verildi. Yani sizler, ben verilen nimetlerde sana ağabeyin ahaliye temenniseniz yetalmayız diye. Ha, ezlerimiz yaratan Allah tamamen verilen nimetler bir hesap. Meneşekte toplanır, sohbetleşir, imanlaşır, oturuşumuzda uzayan bir otakta bir nimet. Mana şu nimeti zamirde tinçlik nimeti. Hammamız hem mana keç yaptık, ertadan uyandık. Mana şu uyanışımızda özünü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jüle kaptı bir nimet dedi. Tam kaptırışı özü jüle kaptı bir nimet. Çünkü bu keçe sayyarımızda kanca adam tam kaptırmasından ebedi ürünü geldi. Şuraya içinde biz uyandık. Sehat salamat bulup uyanışımızda özücüyle kalktı bir nimet. Uyandık, gözümüz kuru yaptı, kulağımız iş yaptı, kol ayağımız hareketli yaptı, aklı hoşumuz yaydı. Mene şunu özücüyle kalktı nimet. Çünkü bu gece sayyalarımızda kanca kancadan uyandı, kan basını götürdük, yani yürek kuruş koyar. Ya şunu başlayıp bir illetle uyandı. Şuraya içine bir sah salamat uyandık. Mene şunu özüm güzel kaptı nimet. Bundan da ziyade en kaptı nimet bu ezlerimiz İslam, dini nimet. Mumun Müslümanlık nimet, iman nimetini kulağımız verildi. Ezlerimiz dinimiz İslam dini. Yaşı niyetler, yaşı ameller dini. Mumun Müslüman adam yaşı niyetli, yaşı amelli insandır. Mumun Müslüman bölgemizden ki fakat yakşı amellerimizi köpeytir, niyetimizi çıralıklıdır. Ezlerimiz dünya ahire dahtı saadet düşündü böyle. Berçemizde malum ki dinimiz talimatlarında biz mumun Müslümanlar kılıçımız lazım bölgen amellerle birge şunda bir ameller var ki, zararlı hizmetler var ki biz bunu kırmasligimizde şeriatımız, dinimiz büyürge. Mana shundan bittasi qalb kasalligi deyiladi. Mana shu kasallik juda ovjiga chiqib ketgan. O'shaning uchun bugungi suhbatimizda mana shu kasallik bo'lsa, kimdir urg'u berib o'tsam, bu nima? Bu hasad. Hasad bu qalb kasalligi, eng yomon kasallik bu. Chunki dunyoda birinchi gunoh Xudoning la'natiga abadiy uchragan shayton hasad orqali, hasad sababli bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo bizni aslimiz odam atoni tuproqdan yaratdi. O'z qo'lidan unga jon kirgizdi. Tamomiy farishtalarni odamga sajda qilishlikka buyurdi. Barcha farishtalar odamga sajda qildi. Magar shayton qilmadi. Alloh aytdi, nega sajda qilmadi? Men olovdan bino bo'lganman. Loydan bino bo'lgan odamga sajda qilmayman dedi. Odamdagi sharafni, odamdagi ulug'likni, odamdagi aziz va mukarramlikni ko'rgan shayton hasad qildi. Sajda qilishdan bosh tortdi. Alloh subhanahu va taoloning abadiy la'natiga uchradi. Hasad sababli dünyada birinci yana bitti günah, hatırlık günahı hasad sebebiyle oldu. Adem Ata babamızdı, Tunguç oğulları Kabil.
o'zini ukasi Qobilga hasad qilib, uni qotiliga aylandi. Nima uchun? Odam ato bobomiz bilan momo xola onamizga Alloh subhanahu va taolo 20 ta egizak farzand berdi. Bir o'g'il, bir qiz, bir o'g'il, bir qiz. O'sha zamonda begona odam yo'q, o'sha zamon shariatida birinchi qorindan dunyoga kelgan qizga ikkinchi qorindan dunyoga kelgan o'g'ilni nikohlab bersa bo'ladi. Birinchi qorindan dunyoga kelgan o'g'ilga ikkinchi qorindan dunyoga kelgan qizni nikohlab bersa nikoh tushadi. Yer yuziga yuborilgan birinchi payg'ambar Odam alayhissalotu vassalom, ya'ni ota bolalarga aytdi: "Qobil o'g'lim, sen ukang bilan tug'ilgan qizga nikohlayman. Sizlar birga nikohlarni qo'yasizlar. Ukang sen bilan tug'ilgan qizga nikoh o'qiradi, u bilan qo'yasizlar." "Yo'q" dedi. "Men bilan tug'ilgan, tug'ishgan ukam chiroyli" dedi. "U bilan tug'ilgan qiz xunuk" dedi. "U o'zi olsin" dedi. "Men o'zimnikini o'zim olaman." "Ay, bo'lmaydi" dedi. "Bu shariatga muvofiq nikoh tushmaydi" dedi. "Yo'q" dedi. "Ana mana shu chiroyli o'zini bilan tug'ilgan qizni o'sha uka oladi" deb hasad qilib, ukani qotiladi. Hasad sababli bo'ldi. Azrobirlar, qarang, dunyoda eng katta gunohlar mana shu hasad sababli bo'lyapti. Hasad nima o'zi? Hasadni lug'at ilmi olimlarimiz bir narsani shishirish, artish degan ma'noda ishlatishdi. Ulamolarimiz bu hasadni hasad degan ma'noda ham ishlatishdi. Hasad degani bu kana degani. Kana. Kanani bilamiz aziz birodarlar, bir zararli hasharot. U mollarga hujum qiladi, molni terisini teshadi, ichiga kirib ko'payishib, qonini surib, oxir oqibatda molni halok qiladi. Hasad xuddi shundoq, insonni qalbiga kanadek yopishadi. Insondagi bor yaxshiliklarni surib tashlaydi. O'shaning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak hadislarda quruq o'tinni olov qanchalik yondirib kul qilsa, hasad insonni yaxshiliklarini yondirib kul qiladi. Ko'ryapsizmi muhtaram jamoatimiz, hasad shunchalik yomon narsaki, insonni butun yaxshiliklarini yondirib kul qiladi. Hasad o'zi nima? Alloh subhanahu va taolo bir bandasiga bir ne'matni berdi. Bir yaxshilikni berdi. Amal berdimi? Ma'lum dunyo berdimi? Ko'pgina bir dehqonchiligi u qoldimi? Yoshiga o'xshagan bir yaxshi farzand berdimi? Mana shu ne'matni ko'ra olmaslik. Shu ne'matni, shu yaxshilikni undan ketishini-yu, o'ziga yetishini xohlashlik. Mana shu hasad. Bir odamda bir ne'matni ko'rarda achchiqlari biz jizg'anak bo'lib, shu ne'mat ketsaydi deydi. Mangu yetsaydi deydi. Shuni o'rniga aziz birodarlar, birovda bir ne'mat ko'rganimizda Alloh buyursin, yana bundan da ziyoda qilsin, shunga bergandan Alloh manga ham bersin desan, mana bu havasmi. Alloh beradi shuni. Agar hasad bilan dunyoda ne'matlar ketkizadigan bo'lsa, dunyoda hech kimda ne'mat qolmas edi. Hasadchi o'ziga qiyin xolos. Bir o't borki, yoquvchisini o'zini kuydiradi. U nima? Hasad. O'shaning uchun aziz birodarlar, Rasululloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak hadislarida "Laysa minni zu hasadin." Hasadchi mendan emas. Hasadchi mani ummatim emas dedi. Men hasadchi bilan ishim bo'lmaydi. Na dunyodan oxir. Aziz birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyoda yo'q-ku. U kishi dunyodan o'tganlar-ku. Uni shafoati faqat oxiratda deb o'ylamaylik.
Mene şu dünyada hem Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem bu ruhları şefaat kılır. Bir yigit ederlerim ki, her seferde atan, karı atanı alıp vardım. Her seferde meşakkat. Atanı haç kıldır yapan, bir hastan atan bimar dokarı o şerifte ağırlaşıp can verdi. Can vergenden ki atanı, cesedi adamı kendisi başka bir mahlukka yanıp kaldı. Ben hicalet buldum dediler. Üstü ihramını geçip, adamlar görmesin, çermende bulmayın dedim. Adam hicalet bulup, çermende bulmasın dedim. Üstünü yapıp koydum dediler. Ben şimdi esnada Allah'ın uyku galibe kırıp, kulak kapman yalardı. Şimdi, boşa halette benim, şimdi, bir adam gelip, atanın yüzünü açıyordu. Açmayı yiyordu. Bunu da akıl yaptı. Sabır bir gün yaptı. İşare akıl yaptı. Sen sabırlı gün geldi. Açtı, kolu bile bunda silah koydu yüzünü. Adam şunadan bir bir çıvayı sığırdı, geldi dedi. Ben şunada sorarım dedi. Siz kimsiniz? Siz atanı şafağa kıldınız, kimsiniz desem? Men sizlere peygamberler mi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mi? Atanı kayısı amel edilen şu dünyada hele köpülmezsen, kıyamet bölmezsen, ahiret bölmezsen, şafa atıldığınız diysen atanın gizli salavatını köpü. Köp salavat ederken de atar. Görüyorsun azizlerimiz, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de şafaatları fakat kıyamette demez. Şu dünyada hem bizler o şesunlerki amel kılıp, salavatı köpeydirip, Resulullah'ın hulkudan hulklanıp, ezlerimiz birbirlerimizge, yani şimdi hasat, iğne, kübre, hibat kımasından kılsa Resulullah şefaatı dedi. Şefaatleri kula bereket verirdi hanadanımızda. Şefaatleri yaşlı parzantlar verirdi. İşimiz yürüşerdi, sağlığımız, ticaretimiz yürüşerdi. Yani şimdi şefaatı bilin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de elbette bunda huzursuzluğa hissesi var. Ana azizlerimiz, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ekleyip ki hasatçı menden yemez. Ama bunun için böyle değil, dünyada hem ahirette hem. Yani bir mübarek hadislerde iman barcada haset olmayı. Haset barcada iman olmayı. Hani de bunu saklasın, aziz braderler. O şanı için hem hiç kimge haset kımasıyımız. Ana azizler, Allah Kur'an-ı Kerim'de estaiz billah وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor ki hasetin, hasetin, hasetten benden panah sorarken. Demek azizlerimiz, haset kımasıyımız, hasetin, hasetlerden dağdan panah sorarsınız ki. Aziz Rabbim. Haset, insandı, ne fakat ahirette cezalıydı. Mene şu dünyada hem mene yahşiliklerimizi ketkizip, Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem barik hadislerde اَتَدُرُونَ مَا الْمِسْكِينُ dedi. Sizler bilesler mi miskin kim? Sahabeler ekler ki miskin dedi biz Brahman bir dünya mataa dolmagen, hiç nesleti dolmagen fakir bir insanı miskiniz. Yok dedi. Min ahiretteki miskinlerini soruyorlar. Kabirde ruhlar cesetlerine kırgızılıp turguzulgendeki miskinlerini soruyorlar. Desen sahabeler cevap ayet almasalar Allah ve Allah'ın Resulü sizlere sizler dediler de cevap. Şu doğa bir iş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki ahiretteki miskinler kabirden turguzulardı taat ibadetten, yakşilikten kıp yanan var. Yani yok. Neye? Onlar hayatta ibadet kıyan, yakşilikler kıyan, roza tutgan, zakat verir olsun. Lekin kimge de haset kıyan, kimge de ibadet kıyan, kimge olsakken, hemme hemmesi ne bugün? Yani böyle kül kıyan. O şen için az braderler, dünyada hem ahirette hem bunun zararı ve azabı var. İmam Gazali rahmetullahi aleyh öz kitaplarda bir hikayeni keltirerdi, hayati bir vakiyeni keltirerdi. Bir padişah ötgenekin. Padişah şunlaken ki, adaletli padişah iken ki, kündür, kün aralar, yakşilerde, cemler,
yaxşı-yaxşı məclislər otkizib durur ekan. Bir adam durur ekan da şahid durur ekan. Orundan durup bütün oturgan məclislər gələrdiyu padişahın özüge qaratıb şahid durur ekan. Yaxşılıq qilganga yaxşılıq qilaverin. Yaxşılıq qilganda bir sovg'a hadoyalar berib yaxşılıq qiling. Yomonlik qilganda o'z holiga qo'ying, yomonligi boshini yedi deradi. O'zini boshini yedi bu yomonligi deradi. Mana shuni ko'rgan butun jamoatni o'ziga qaratgan, podshohni ham o'ziga qaratganini bir hasadchi ko'rib, g'ashi kelib, jizg'anak bo'lib, o'zicha bir reja tuzdi. Reja tuzdi. Podshohni oldiga kiribdi-da, aytdiki, shohim. Ana shu majlislarda turib, yaxshilik qilganga yaxshilik qiling, yomonlik qilganga soliga qo'ying degan odam sizni avvalroq yomonlab yuribdi. Avvalroq sizni pokizib, yomon gap gapirib yuribdi. Nima deyapti desam, podshohni og'zida qangiz sassiq og'iz hech qayerda yo'q deb jar solib yuribdi. Bu gapingni qanday isbotlaysan desam, shu bir majlisda turib gapiramasdan oldingizga chaqiring. Qulog'ingda gapim bor deng, chaqiring oldingizga. Mundoq qilib burnini bekitib oldingizga boradi. Shundan bilib olasiz. Yig'ilish vaqtida har bir odam turib endi gapiraman desa, podshoh deydi. Yaqinga yetguncha qulog'ingga aytadigan gapim borsa, mundoq qilib boradi. Burnini bekitib, og'zini bekitib borsa, harakatni gap to'g'ri ekan. Og'zini bekitib, burnini bekitib. Qog'oz qalam keltirganda, qog'oz qalamni keltirgandan keyin yozibdi. Bir navoga yozibdi. Mana shu maktubni olgan odamni kaldasini kesib, terisini shirib, mana uni oldi. Kaldasiga solib bekitib, mana podshoh hiç xat chiqarganda jazo yozmasa kerak. Doimiy xat chiqarsa mukofot, hadoya, podshohlikdan katta bir yordam. Hech hayotda podshoh jazo yozmagan. Shunday xatni olib tashqariga hali hasadchi podshohga ma'lum odam nima bo'ldi desam, bizga ham xabar berdi. Nima bo'ldi? Podshohdan bizga ham xat chiqdi. Man bola chaqam ko'p. Sen o'zingga bo'lsan. Kech qolmanga berdim. Yolvorib, yalinib, qo'rq. Berdi. Hatto olim mavloga borsa, mavlo ochib o'qisa-ki, mana shu maktubni olib kelgan odamni kaldasini ketib terishdi. Darro jallod debdi. Ana bajarasi. Har qanday doktor ekan, "Oy, bu menga nasibdi, oy, bu menga nasibdi bu." Mesela kulağı salmaksızdan kellesini alıp terizini çekiş. Ertesi padişah yıkılış otuz zamanlısı hadi hatta olan ondan ondan kuşak kurarmıştı. Karasın şu anda böyle bir hat ne oldu? Hatta şahım onun çıkarında falancı yol varıp yanını yıkılıp bana ahvalim çatan, kolay çatan dur. Ben gel geldim dedi, haber kaldım dedi. Padişah dedi ki, ha, her geldiği doğruyken yaxshilik qilganga yaxshilik qilavering. Yomonlik qilganni o'z holiga qo'ying, o'zi yomonligi boshini yedi degan gapning to'g'ri ekan. O'sha menga aytdi sana haqqingda. Sen nima uchun aroqini bunday qilib ko'rningni bekitib kelding mana oldimga desa, shohim debdi ana shu odam mana shu. Hadoya qilgan. Shu yig'ilishdan bir qancha oldin shu sassiq do'stlar menga taom yedirib, bir xom sarimsoq piyozlarni yedirib, sizni o'zingizga kiruvdim. Shu og'zimdan shunday sassiq hid kelyapti, shu hid sizni dimog'ingizga yetib bormasin deb, men burnimni emas, og'zimni bekitib og'zimga olaman dedi. Shoh aytganidek, ha, demak o'sha hasadchini mana shu dunyodagi jazosi bo'ldi. Senge hasat degan bo'lsa, mana endi Xudoyim onu mana shunday jazolat olsun. O'shaning uchun muhtaram azizlarimiz hech qachon hasad qilmaydik. Havas bilan yashaydik.
Ha, bana şu Xudo bergan hissa qanoat qilib, sabr qanoat eng oliy insoniy fazilat. Birovlarda bir ne'mat ko'rganda bundan ham ziyoda qilsak, Xudoim beradi. Ishon Saydahlar degan ulug' zot o'tgan. Bir dengiz bo'ylab ketyapsa bir odam shunaqangi yig'layapti, yig'layapti, yig'layapti. Odam yig'lavursa, yig'lavursa ko'zida yosh tomib qon chiqar ekan. Ko'zi qizarib qon chiqar ekan. Qarasa ko'zidan shunaqa bir qon oqyapti. Nima bo'ldi senga? Nima bunchalik yig'layapsan desa, mana shu dengizga bir qimmatbaho, dur qimmatbaho narsa bu. Durimi shurdim. Bir oydan borib dengizga shuni shuni oqtaraman, topolmayman. Ishon Sayyidahmad shundoq qo'lini dengizni chekkasiga shundoq siqib, bir siqim dur otdi. Mundoq qilib, duringni taniysanmi desa, o'na shu, ol debdi duringni. Olgandagi qoyani shundoq qilib, dengizni uloqtirib yubordi. Haligi odam aytdi, dengizda shunchalik dur ko'pmi? Ha, dengiz sadece tura duru, senge çıkmaydı. Sen bugün mehtarsan. Muhabbet koygansan. Benim bu kadar işim yok. Ha, köpem dünyaya muhabbet koysan, dünya babaydı senge. Sen köylüğünde toplu, nazariyi toplu. Bu da bir yer. Acaba dedi, bir sıkın durdu, dengizge yine kulaklı var desen, öyle dedi. Bitti dur seni yığlatıp, kan yığlatıldı. Bir sıkındır, beni yığlatmıyor mu bile? O senin için az bir adamdı. Adana emrege koysun seyik, nazarımızı dokuz seyik, bir adamın hasret kalmaz seyik, bir adamın malı dünyasını kullanmaz seyik. Elbette.